Merhaba arkadaşlar. Birinci üniteyle yine karşınızdayım. Şimdiki konumuz EBOB. İlk önce EBOB'un tanımıyla beraber başlayalım. Kalemimizi alalım. X ve Y en az biri sıfırdan farklı doğal sayı olmak üzere hem X'i hem Y'yi ortak bölen pozitif sayıların en büyüğüne EBOB denir. EBOB'un açılımı nedir arkadaşlar? Kelime olarak şimdi zaten içinde saklıyor, tanımını saklıyor. Sen EBOB'un açılımını bil yeter. En büyük ortak bölen yazalım. En büyük ortak bölen. Şimdi zaten ortak olması için en az iki sayı olması gerekiyor değil mi? 2 olur, 3 olur, 4 olur. Zaten ortaklık kavramı nedir? 2 veya 3 kişiyle oluşur. Tek başına ortak olamazsın. Bu durumda bölen, evet, 2, 3 sayı, artık kaç sayı varsa o sayıları bölecek ve en büyük olan. Tamam. Şimdi bakalım. 12 ve 18'in bölenlerini düşünelim. Arkadaşlar burada mesela 12'nin bölenleri nelerdir arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. 18'in bölenlerini düşünelim. 1, 2, 3, 4, 4 bölmez pardon. 6, 9 ve 12. Ardından kelimemiz ne? Ortak. Hangiler ortak? 1 ortak. 2 ortak, 3 ortak, 6 ortak. Burada 4 ve 12. Burada da bu 12 yazmışım. Burası 18. 12 bölmez 18. Evet. Ardından hangisi ortak arkadaşlar? En büyük olan ortak 6'dır. Bu şekilde yaparız. EBOB'un bulunması istenilen sayılarda büyüdükçe tek tek yazarak bakmak zordur. Bu durumda sayıları asal çarpanlara ayırarak EBOB bulunur. Evet. Şimdi gelelim önemli yere. Şimdi eğer sayılarımız 12 ve 18 ise bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz ama bunu yapmaya bu şekilde yapmaya gerek yok arkadaşlar. Geçen derste öğretmiştim asal çarpanlara ayırmayı. Burada da aynı şekilde yapıyoruz. Mesela iki tane sayı yazalım. Kaç yazalım? Biri 24 olsun, biri 40 olsun arkadaşlar. Bunların EBOB'una bakacağım. Şöyle EBOB yazalım. Bakalım bunların EBOB'unu araştıralım şimdi. Arkadaşlar bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış gibi çizimimizi çektik. Ardından şunu yapıyorsunuz. Normal asal çarpanlarına ayırıyorum. Eğer buraya yazdığım sayı iki sayı da bölüyorsa yanına nokta koy, yıldız koy, yuvarlak içine al, fark etmez. Herkes farklı yapar. Şimdi bak 2'ye böldüm. 24 2'ye bölünürse 12, 40 2'ye bölünürse 20. Evet, ikisini de böldüğü için yanına yıldız atabilirsin arkadaşlar. Evet, yine 2'ye böldüm. Bu 6'ya bölündü. Bu 10'a bölündü. Aa, ikisini de böldü. O zaman yıldız atarım. Tamam. 2'ye böldüm. Bu 3, bu 5 oldu. İkisini de böldüm. Şimdi burada 3 var, burada 5 var. 3'e böldüm. Bu 1. Bunu bölmedi. O zaman yıldız atmam. 5'e bölerim. Bunu bölmedi. O zaman yıldız atmam. Yıldızlı olanları arkadaşlar çarparsam EBOB bulurum. Neymiş yıldızlı olanlar? 2, 2, 2. 3 tane 2 arkadaşlar. Buradan da 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8 diye yazabilirim. Şimdi geçelim. Bize bir örnek vermiş. Bakın 321 ile 280. 2 sayısı 2 sayısına böldüğü için nokta koymuş. Bir daha 2'ye bölmüş. 2 sayı da böldüğü için nokta. Yine nokta. Bakın 2 sayısına bölmüş. 35'i bölmemiş. Bunların hiçbirini 35'i bölmediği için noktayı koymamış. Ardından burası 5 olduktan sonra 5'e bölmüş. Burası 1, burası 7. İkisine bölmüş. Noktayı koymuş. Ardından bittikten sonra 2 sayı da 1'e geldikten sonra noktalı olanları veya benim yaptığım gibi yıldız olanları çarparsanız bize EBOB verir arkadaşlar. Bir örnek daha biz yapabiliriz aslında. Kaç yazalım? Basit olsun. Mesela direkt biri 10 olsun. Biri 35 olsun. İkisi de 2. Bu 2'ye bölünmez. Bu bölünür. 2'ye bölelim. Bu 5 çıktı. Bu bölünmedi. Tamam. 5'e böldüm. Bu 1 oldu. Bu 7 oldu. Aa, ikisini de böldü. Yanına attım yıldızı. 7'ye böldüm. Burası 1. Sadece yıldızı olan EBOB. O zaman EBOB nedir arkadaşlar? Tek bir sayısı 5'tir. Şimdi diğer soru şeylerimize bakalım. X, Y, Z farklı asal sayı, yani asal çarpanlarına ayrılmış şekilde vermişse bize. Böyle durumlarda EBOB alırken tek tek sayıları bulup yapmıyoruz arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Ortak olacak ve en küçük kuvvet alınacak. Mesela bakın. Burada X küp var, burada X kare var. X'ler ortak. O zaman en küçük olan X kare mi? X3 mi? Hangisi daha küçük? X kare daha küçük. O yüzden X kareyi aldım arkadaşlar. Bakın burada y'ler ortak. Bunun üstü y üzeri 1. Bunun üstü y üzeri 3. Hangisi daha küçük? Y üzeri 1 daha küçük. O zaman y üzeri 1'i alırım. Şimdi burada z var, burada yok.
Benim için ne önemliydi kelime? Ortak. O yüzden bunu alamam. EBOB'ları bu şekilde verilebilir. Mesela farklı bir şey düşünelim arkadaşlar. Bir tane A sayısı, bir tane B sayısı yapalım biz de. Daha iyi oturtursun. Sınavda bu şekilde soru çıkabiliyor çünkü arkadaşlar bazen. Yazalım. 2 üzeri 4. 3 üzeri 5. 7 üzeri 1. Güzel. B sayısını yazalım. 2 yok. 3 üzeri 4. 11 üzeri 3. Bir de 7 üzeri 2 olsun. Tamam. Bana bunların EBOB'unu sorsun arkadaşlar. EBOB. Bakın. Ne yapıyorum? Ortak olacak ve en küçük olacak. 2 üzeri 4 var. Bunda yok. 2 var mı? Yok. O zaman bunu alamam. Bak burada 3 üzeri 5 var. Burada 3 üzeri 4 var. Ortak mı? Ortak. Şimdi küçük olanı al. Burası 5, burası 4. O zaman küçük olanı alırım. Şimdi burada 7 üzeri 1 var. Burada 7 üzeri 2 var. Tamam, güzel. 7'ler ortak. Küçük olan hangisi? 1 mi 2 mi? 1 tabii ki. O zaman 7 üzeri 1. Şimdi bu adamda 11 var. Bu adamda yok. 11 yok. O zaman alamam. Çünkü ortaklık benim için önemli. Bununla EBOB'ları budur arkadaşlar. Ardından aralığında asallık kelimesini anlatmıştım size. Hani kendisinden ve birden başka bölenleri olmayan sayılara biz ne diyorduk? Aralığında asal diyorduk. Sal diyorum mesela 9'da 16. Sadece birden başka bölenleri yok. Arkadaşlar bu iki sayının EBOB'ları zaten 1'dir. Aslında o yüzden aralığında asallık kavramını aslında biz ne demiştik biraz önce? İki video önce ne demiştik? Birden başka bölen yoksa aralığında asaldır. Aslında tanımı şimdi değiştirelim. Tanımımız ne olsun? EBOB'ları 1 ise aralarında asaldır. Bak bu iki adamın EBOB'unu alalım bakalım. Ne çıkacak? 2'ye böldüm 8. Bu bölünmedi. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Bu hala bölünmüyor. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ortak var mı? Yok. O zaman EBOB'ları kaç arkadaşlar bunların? 1'dir. Yani iki sayı aralarında asaldır. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Eğer iki EBOB'ları K olsun diyelim. X ve Y sayısına. X'i K'ya, Y'yi K'ya böldüğümde çıkan sayılar aralarında asaldır arkadaşlar. Çünkü zaten başka böyle en büyük bölenleri K'dı. Aralarında asal çıkmazsa belli ki yanlış sayıya bölmüşsün demektir. Bize örneğin bir sayı vermiş. 12 ile 18. Bu adamların EBOB'u kaçmış? 6'ymış. Hesaplamışlar. 12'yi 6'ya bölersen 2. 18'i 6'ya bölersen 3. Bak 2 ve 3 aralarında asaldır. Biraz önceki tanımın örneği. Aynı şeyde EBOB'ları K olsun demiş. A ile B aralarında asal olmak şartıyla X ve Y sayıları K'nın katıdır. Aynen arkadaşlar. Çünkü burada şunu yapmış. Şu şekilde çarpmış direkt. Bunu bilgi vermiş. X ve Y birbirinden farklı pozitif tam sayılar olsun. Eğer sayıların EBOB K ise demiş. K demiş. X ve Y ya küçüktür ya da eşittir demiş. Hangi durumlarda eşit çıkar arkadaşlar? Yani şöyle mesela 20'ye 10. Burada EBOB büyük ihtimalle 10 çıkacak. 2'ye böldüm. 10, 5. İkisini de böldüm. 5'e böldüm. 1, 2. İkisini de böldüm. Daha burada 2 var. 1'e böldüm. 1. Bakın. EBOB kaç çıktı arkadaşlar? 2 çarpı 5'ten 10. Bu durumda nedir? 20 büyüktür. 10 büyüktür. Eşittir EBOB. Yani EBOB ya bir tane sayıya eşittir ya da her zaman en küçüktür arkadaşlar. Şimdi beraber örnek sorularla başlayalım. Bana 3 tane sayının kaç tane ortak böleni vardır diyor. Ardından bir de bize sorularını sormuş. Bu ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır demiş. O zaman ilk önce ne yapmamız lazım arkadaşlar? Biz bunların ortak bölenlerini bulalım. Ardından en büyüğünü alırız. Yazalım ilk önce sayıları. 24, 32 ve 40 kadar arkadaşlar. Şöyle çizgimizi çekelim. 2'ye böldüm. 12. Bunu 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 20 arkadaşlar. Bir daha 2'ye böldüm. Burası 6. Burası 8. Burası 10 arkadaşlar. Bunları hepsini böldüğü için yıldız atmayı unuttum. Atayım. 2'ye böldüm. 3. 4. Ve 5. Hepsini böldü. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 1. Tamam. Ardından bana ne sormuş? İlk önce bu ortak bölenin en büyüğünü, EBOB'unu bulalım arkadaşlar. Bu iki sayının
EBOB'u kaçtır o zaman? Ne yapıyordum EBOB'da? Yıldızı olanları çarpıyordum. EBOB'da yıldızı olanları çarparsam, yıldızı olanlar 2 çarpı 2 çarpı 2'di. Doğru mu arkadaşlar? Bu durumda bunların EBOB'u kaç çıkar? 8. Evet arkadaşlar. EBOB'u bulurken yani illa 2 sayı olacak diye bir kanun yok veya 3 sayı olacak diye bir kanun yok. Bazen 3 sayı, bazen de 4 sayı olabilir arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Kaç tane ortak bölünüm vardır? Burada 8'i bölen sayıları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü zaten en büyük 8. Bu durumda nedir bunlar? 1, 2, 4'tür. Yani 8 yazmama gerek var mı? 8'i de belirteyim. Zaten en büyük olan 8'dir arkadaşlar. Bu şekilde direkt yapabilirsiniz. EBOB'ları al. EBOB bölen sayılar sayının tüm bölenleridir. Şimdi devam edelim. Bize vermiş. Bunları ne yapıyorduk arkadaşlar? Hatırlayalım. Ortak olacak ve en küçük olacak. Evet. 3 üzeri 2. Bak bu adamda 2 yok. 2 attım. Üste 2 yok. Bak bunda 3 üzeri 2 var. Bunda 3 üzeri 1 var. Yazmıyorsa 1'dir. Ne yapıyordum? Ortak. O zaman küçük olanı al. Küçük olan nedir? 3 üzeri 1. Bunda 5 üzeri 2 var. Bunda 5 üzeri 3 var. Hangisini alırım? 5 üzeri 2 alırım. Bu kadar. Bitti. 5 üzeri 2. 75 demek. Özür dilerim. 25 demekti. Direkt çarptım. 3 üzeri 1. 3 demekti. 25 ile 3'ü çarparsam arkadaşlar 75'tir. Ne yapıyormuşum? Hem ortak olacak hem de en küçük olacak arkadaşlar. Sorumuzu değiştirelim. Güzel. Bize direkt asal çarpanlarını ayırmış ama sayıları vermemiş. Bakın bunlar da şunu yapıyorsunuz. Onu göstereyim size hemen. Şurada bir tane yapalım. Kaç hazırlayayım? 12 yapayım mesela bakın. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm 1. Şimdi iyi izleyin beni arkadaşlar. Şu 2. Ardından şu sayıları sileyim bakın. Çık 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 çık. Evet. Ve bana şurası 1 demiş, tamam mı? En üstteki sayıyı nasıl bulacağım bakın görün. Alt, bir alt basamaktaki sayıyı çarpıyorsun. 1 kere 3. Şöyle çizgiyi çek. 1 kere 3 buraya yaz. 1 kere 3 3. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12 bakın. Aynı şekilde çıkıyor. Şimdi yapalım. Bakın. İlk önce bu kısmı yapalım. 1 kere 5 C5'tir. 5 kere 3 15. Burada en yukarı kadar 15. Hemen atlamayalım. Bakın B burada 15. Şuraya çok küçük yazmışlar zaten. 15 kere 2. Bu durumda A kaçtır arkadaşlar? 30. A'yı 30 buldum. Şimdi şurada silerim orasını. Bir daha yapalım. Çünkü küçük olduğu için arkadaşlar gösterirsem aynı yerde karışacak. Şimdi bununla başlıyorum. Bakın. 5 ile çarpmıyorum. Bir üst basamağı 2 ile çarpıyorum. 1 kere 3 3. 3 kere 2 6. 6 kere 2 12. 12 kere 2 24. Burada dikkat edelim. Aynı harf varsa çocuklar çarpmıyoruz. Bu yüzden x kaç çıktı? 24. 30 ile 24'ü topladık. Buradan da doğru cevap 54 çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ÖSYM'ye 2013 yılında YGS sorusu olarak sormuş bu soruyu. Bakalım şimdi soruya. A ve B pozitif tam sayıların en büyük ortak bölümünde, yani A'nın ve B'nin EBOB'u kaçmış arkadaşlar demiş. Yazalım. A'nın ve B'nin EBOB'u demiş. Tamam, güzel. Ardından ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi biz hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey vardı. A eşittir mesela. A D sayısı A sayısını böler. Zaten EBOB'un kuralından böleni en büyük ortak bölüm. B sayısı D sayısını böler. A mesela 2D olsun diyelim. B sayısı da 3D olsun diyelim. Bunlar birbirinin aralığında olması gerekiyordu. Kuralımız böyle. Şimdi tek tek şıkları dinleyelim. Bakın. D kare sayısı A kare sayısını böler. D sayısı D kareydi. A kare nedir arkadaşlar? Karesini alırsam 4 tane D kare. B sayısının karesini alırsam 9 tane D kare. D sayısının karesi nedir arkadaşlar? D karedir. Şöyle karesini alırsam D kare olur. Tamam, çok güzel. Şimdi D kare sayısı A kare sayısını böyle bakalım. 1 için. A neydi? A kare neydi? 4 tane D kareydi. Bölü D kare. Evet, D kare birbirini götürüyor. 4 çıkıyor hatta. Böldü. D kare sayısı A kare artı B sayısı. Şimdi A kare nedir? 4 D kare. Şuraya yazalım. A kare neydi? 4. A kare neydi? 4 tane D kare artı B neydi?
3D bölü D kare. Şimdi ben burada üstte D parantezini alırsam ne oldu? 4D artı 3 oldu. Böldü D kare. Şöyle bunlar gitti. Bakın arkadaşlar 4D artı 3 bölü D. Burada şimdi D'ye öyle bir sayı verirsen evet sağlayabilir. Ama her zaman diyor bize kesinlik sağlıyor. Bu yüzden kesinlik her zaman burada 3'ün bölü D 3'ün katı olması gerekiyor. 3'ün böleni olması gerekiyor. Bu yüzden olmayabilir de yani. D sayısı burada mesela 3 olsa veya 2 olsa veya 1 olsa sağlıyor. Ama onun dışında farklı bir sayı olsa sağlamıyor. Bu yüzden kesinlik yok arkadaşlar. Şimdi diğerine bakalım. A kare artı B kare. Hemen bunu da burada yapalım. A kare nedir? 4 tane D kare. B kare nedir? 9 tane D kare. Bölü D kare D kare. Toplarsam 13 tane D kare bölü D kare. D kare birbirini götür. Doğru cevap buradan ne çıktı arkadaşlar? 13. Yani burada buradan bunu böldü. O zaman bize hangisi her zaman doğrudur diyor. 1 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Burada cevabın kaç çıktığından çok yani bölüp bölmediğini kontrol etmemiz lazımdı. Ben böyle bir sayı değeri verdim. Buradan da çıkabilirdi arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. Meyvenin pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Bize 2 tane bölme vermiş. Ardından en büyük T sayısının rakamları çarpımı kaçtır demiş. Çok güzel. Arkadaşlar bir şey soracağım size. 146 sayısı T'ye bölünce kalan 2. O zaman ben buradan 2 çıkartırsam 144 sayısını T sayısı tam mı böler? Evet tam böler. Burada 111'den 3 çıkartırsam 108 kalır. T sayısı bu durumda tam mı böler? Kalansız böler çünkü kalanlar 0. Evet bu durumda hem 144'ü hem 108'i bölen en büyük ortak sayı arıyorum. Bu durumda nedir bu en büyük ortak sayı? EBOB'tur. Tamam bunların EBOB'unu alalım. 2'ye böldüm. Bunu 2'ye bölürsem 72. Bunu 2'ye bölürsem 54. İkisini de böldüğü için yıldızımı koydum. 2'ye böldüm. 36, 27. Yıldızımı koydum. 2'ye böldüm. 18. Bunu bölmedi. O zaman yıldız koymam. 2'ye böldüm. 9. Bunu bölmedi. 3'e böldüm. 3, 9. Yıldızımı koydum. 3'e böldüm. 1. Bu 3 oldu. Yıldızımı koydum. 3'e böldüm 1. Bu durumda yıldız olanları çarparsam EBOB çıkar. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 arkadaşlar. 2 kere 2 4. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. Bu durumda T sayısı kaçmış arkadaşlar? 36'mış. Ama dikkat edin bakın direkt atlamayalım 36 değişiklerde varsa. Rakamlarını çarpın diyor. 3 ve 6'nın çarpımını sormuş bize. 3 çarpı 6'dan rakamlarını çarpın kaç çıktı arkadaşlar? 18. Doğru cevap 18. Yani böyle sorularda görünce şu son kısmı bir daha okuyalım arkadaşlar. Çünkü özellikle sınavda hızlı yapmamız için çünkü zamanla da yarışıyoruz. Hızlı yapmamız için şıkkı bulduğumuz hemen işaretliyoruz. O yüzden bir kez daha soru kökünü okumakta fayda var arkadaşlar. Şimdi sorumuza bakalım. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere demiş. Bize EBOB'larını vermiş. A ve B'yi soruyor. Arkadaşlar bakın. A ve B nedir? Bunlar birbirine. Mesela bu yanlarda sayılar varmış ki sadeleşince bunlar birbirini götürmüş. Peki bu sadeleşen en büyük sayı kaç arkadaşlar? 7. Çünkü A sayısı 2 çarpı 7'dir. B sayısı 3 çarpı 7'dir. Ki 7'ler birbirini götürsün. 2 bölü 3 kalsın. Hocam buraya 7'leri nasıl yazdınız? Çünkü ikisinde de kaç katı var arkadaşlar? 7 sayısı. İkisinde de 7 çarpanı var. Bu durumda A nedir? 2 çarpı 7'den 14. B nedir? 3 çarpı 7'den 21. Bana A ile B'nin toplamını sormuş. 14 artı 21'den toplamları 30. 5 arkadaşlar. Son sorumuza geçelim. Şimdi ABC sayma sayılarıyla ilgili olarak bize bir ifade verilmiş. ABC toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. Şimdi şurada dikkat etmemiz gereken şu bakın. A sayısı en küçük sayı, C sayısı en büyük. Tamam. A ve B 7'nin katı. Tamam. 7'nin katı olan en küçük sayı nedir? Bu adam 7 olsun. Bakın ben burada B'ye 7'nin katı yazdığım anda B'nin içinde kaç çarpanı var arkadaşlar? 4 çarpanı var. O yüzden 7 ile 4'ü çarpımını yazarım. 7 ile 4'ün çarpımı kaç arkadaşlar? 28 yazarım ki burada olsun. Mesela buraya hocam 7 yazdık. Bunu 2 ile çarparım 14. Ama 14'ün içinde 4 yok. EBOB 4 ise bu sayıda içinde 4 çarpanı da var durum. Bu durumda A kaç arkadaşlar? 7. B kaç? 28. C'de 4'ün katı olan bir sayı. Bunlardan büyük. Bundan sonra en büyük C kaç olabilir çocuklar? En küçük C kaç olabilir? 28'den sonra. 32 sanırsam. Değil mi? 8 kere 4. Burada dikkat etmemiz gereken şey
küçüklük büyüklük oldu ve sayma sayılar demiş. Uydu. Soru kökünü okuyalım. Toplamların alabileceği en küçük değer. O zaman bunların hepsini ne yapalım arkadaşlar? Toplayalım. 28, 32 daha 60 eder. 7 daha 67. Doğru cevap 67. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Burada en küçük sayı 7 olduğu için ben burada direkt A ile B 7'nin katı olduğu için A'ya 7 verdim. B'yi hemen acele etmiyorum burada çünkü B ve C hem de 4'ün katıymış. A, şimdi B sayısını düşünelim. Hem 7'nin katı hem 4'ün katı. O zaman kaçtır? 7 kere 4, 28. Sonra C'ye de 28'in 4'ün katı olan bir sayı yazdım. En küçük 4'ün katı. 28 yazamıyorum çünkü küçük eşitlik olsa 28 yazabilirdim ama büyük olduğu için 28'den büyük 4'ün en küçük katı nedir arkadaşlar? 32'dir. Böylelikle EBOK konumuz bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda EKOK'a geçiyorum. EKOK'la beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.